Isturakem. Isturakemal dedi. Neden Isturakemal diye sayıklıyor ki? Ben bilmiyorum. Kemal. Lütfen. Isturakemal. Beni bırakın. İçimden bir ses. Nihal Hanım'ın bizden daha fazla şey bildiğini söylüyor. Sen şimdi derhal bir hemşire bul. Çok çok iyi Türkçe konuşan bir hemşire olsun. Nihal Hanım'ı bir şekilde benim evime getir. Tedavisi orada devam edecek. Ve ben nefes aldığı sürece onun başından bir an olsun ayrılmayacağım. Emredersiniz efendim. İstanbul ağlıyor. Yapraklardan damlıyor gözyaşları. Rüzgar sert. Rüzgar kesiyor sanki adımları. Ve boğazda azgın hayvanlar gibi çınlıyor düşman donanmasının çığlığı. Ne işiniz var lan burada? Ne işiniz var İstanbul'da? Ablam sizin yüzünüzden öldü lan sizin! Hepiniz birer kuduz köpeksiniz. Hepiniz kuduz köpeklerisiniz. Bir insan kan içmekten nasıl zevk alır ya? Sadece öldürmek için mi gelmiş bunlar dünyaya? Talihin sahibi olacaklar. Allah belanızı ver. Tamam Ahmet. Geçmiyor abi, geçmiyor. İçimdeki bu acı geçmiyor. Benim ablam öldü ya. Ablam bu dünyadaki tek varlığım. Ablam öldü. İzin ver abi. Şu ***'den birkaçını öldüreyim. Eyvallah, ben de öleceğim belki ama en azından intikamımı almış olurum. Bak koçum. Bu memlekette vatanı satan, hain, bölücü, vurguncu, haysiyetsiz hiçbir zaman eksik olmamıştır. Ama merak etme. Bunların hepsinden intikam alınır, alındı, er ya da geç alınacak. Bu memleketin haritasını yırttırmak istiyorlar. Ama biz o haritayı yırttırmamak için yemin ettik. Bir avuç insan da kalsak, bir avuç toprağımız da kalsa savaşacağız. Mücadele edeceğiz. Onlar Osmanlı'nın, Türk'ün gücünü anlamadılar. Türk'ün bayrağının her zaman, her daim en tepede, en şanlı şekilde dalgalanacağını anlamadılar. Gerekirse bunun için hepimizin tek tek öleceğini anlamadım. Baban da, ablan da bu uğurda şehit oldular. Ölmek kolay koçum. Ama ölmeyeceğiz. Direneceğiz. Mücadele edeceğiz. Savaşacağız. Savaşacağız ki yarın, ondan sonraki gün, daha sonraki gün bu memleketin çocukları yarın başları dik, alınları açık, hürriyet içerisinde yaşasınlar. Tamam mı koçum? Tamam abi. Üsküdar.
Üsküdar'da bir avuç yalnız adam. İnsan olduğuna kahreder gibi, memleketi satanlara, ana avrat küfreder gibi duyuyor bu çığlığı. Bir şafak vakti Kız Kulesi'nin ardından bakıp İstanbul'a onlar yemin ettiler. Dönmemek için, korkmamak için, kaçmamak için. Memleket ağlarken gülmemek, çocuklar gülene dek ölmemek için. Onların adı Hürriyet Aşıkları. Hemşire Agata çok çok iyi Türkçe konuşur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başından ayrılmayın. Sayıklıyor, uyandırmaya çalışmayın. Mümkün olduğu kadar söylediklerini harf harfine not etmeye çalışın. Anladım efendim. Siz gerisini halledersiniz. Bakalım, Anceli'den haber var mı? Anceli Hanım'ın kızlarla beraber bir otele yerleştiği istihbaratını aldık efendim. Gözün Anceli'nin üstünde olsun. İstanbul'da üstünde çatı olmayacak. Emredersiniz. Kalk. Kalk dedim. İngiliz istihbaratından geliyoruz. Madam Anceli ve kızları bu oteldeymiş. Doğru mu? Doğru. Şimdi beni iyi dinle. Ne diyorsam eksiksiz yapacaksın. Yoksa otelini yakarım. Hem de içinde sen varken. Anladın? Tabii tabii. Emredin efendim. Madam Anceli ve kızlarını derhal kapı dışarı edeceksin. Bu saatte mi? Evet, bu saatte. Yoksa sen de mi fuhuşa ortak olmak istiyorsun? Fuhuş? Sana hayat kadını olduklarını söylemediler mi? Yo. İyi, öğrenmiş oldum. 5 dakikam var. Hadi, vaktin başladı. Böylesi, böylesi hiç olmaz. Böyle ayıp bir şey görmedim ben ya. Sizde hiç insanlık yok. Ne yapasayız gezeni bu vakti sokakta? Onu da bilseydik baştan olmaz. Sadece yatıyorduk yukarıda ben. Kızı gördünüz. Getir tamam, yürüyün gidiyorum, gidiyorum. Çıkın gidin, topunuzun ağzını bunu kınarız. Yürüyün. Böyle insan müsveterlerinin yerinde kalacağım insan sokakta kalırız. Bakayım bakalım sen de hadi yürü artık. Ahmet kalkmadan sana bir şey diyeyim dedim. Biz Nihal'in duasına devam ediyoruz. Bugün de helvasını karayım diyorum. Açık para varsa bırak. Yok, şimdilik karmayın. Durun. Yoksa veresiye alayım. Yok ablasın, parasından değil. Ama biraz bekleyin. Bir cenazesini görelim. Mezara koyalım, ondan sonra yaparsınız. Ama dualarınızı eksik etmeyin. Ne bileyim. Bir hissiyat var şimdi ablasının. Sen ne diyorsan doğrudur aslanım. Öyle olsun. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Kemal abimden öğrendim. Başımız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ben sana bir yumurta kırayım. Yok ablam ya, hiç aç değilim. Olmaz öyle, yiyeceksin. Hem bak, millet hem bakımsızlıktan hem veremden kırılıyor. Ölenle de ölünmüyor. Başa gelen de çekiliyor Ahmet. Hem ben senin büyüğünüm, beni dinleyeceksin. Otur bakayım şuraya. Biliyorum, biz ne kadar üzülme desek de boş ama... yine de metin ol Ahmet.
Bak, benim babam da şehit düşmüştü. Hem de anam bana hamileyken. Ben onu hiç görmedim yani. Ama bir gün olsun ağlamadım bu yüzden. Çünkü biliyorum ki benim babam en güzel yerde, şehitlik mertebesinde yatıyor. Senin ablan da bu yolda şehit sayılır. Başın dik olsun. Sen şehit kardeşisin artık. Asıl bu vatanı satanlar ne yapacaklar? Seninle mahşer yerinde karşılaşınca yüzüne nasıl bakacaklar? Haklısın kardeşim. Zaten dün gece düşünmekten uyuyamadım. Kemal abi, dün gece anlattıklarını uzun uzun düşündüm. Haklısın. Ben sebat edip direneceğim abi. Ablam gibi dava adamı olacağım. İzin ver, bu davada senin yanında olayım. Çok görme bana bunu. Tamam. Artık yanındasın. Eyvallah abi. Ya işte o olmadı. Biz yanımızdakilere el öptürenlerden değiliz. Yakalayacaklar seni. Seni yakalayacaklar. Öldürecekler. Öldürecekler. Kim olduğunu anlayacaklar kime? Böyle yalnız başına mı? Bir uğurlayan yok mu senin? Yok. Ablam nerede? Orada. Hala uyuyor. Bırak uyusun. Hem zaten bundan sonra hep uyuyacak. Önce tutamıyorum kendimi. Bak gördün mü? Biraz daha uzatsak neredeyse hizmetçiye yakalanıyorduk. Ben onları idare etmesini bilirim. Hem sen akşam gelirken hediyemi getirecek misin? Sana öyle güzel bir hediye getireceğim ki gördüğün zaman gözlerin kamaşacak. Ablamınkilerden daha mı değerli? Tabii. Çıkıyor musun? Evet. Öyle güzel uyuyordum ki uyandırmaya kıyamadım. Size hayırlı günler. Çok derin uyumuşum, sersem gibiyim. Ölü gibi. Bu aralar Kemal abi yüzünden zor günler geçiriyorsun. Onun yorgunluğu olabilir. Bana her fırsatta Kemal'i hatırlatmaktan vazgeç Keriman. Niye öyle bir kastım olsun ki? Hem zaten Kemal abi bir an aklından çıkartmıyorsun. Niye sana onu tekrar hatırlatayım ki? Keriman! Bu oyundan vazgeç. Hangi huyumda? Bana sürekli laf sokup durma huyunda. Tamam canım. Bundan sonra doğru bildiğimizi de söylemeyiz. Olur biter. Günaydın efendim. Günaydın Hanife. Ne oldu Hanifeciğim? Sen bana bir şey mi söyleyeceksin? Evet efendim. Olur söyle. Yerleri yeni sildim. Mermerler ıslak, kayabilir. Dikkatli olun diyecektim. Tamam. Kaymakam Bey. Nihal'in cenazesini bulmamız lazım.
Hiç olmazsa bir mezar olsun kızcağızın. Bu sabah emniyete umumideydim. Gerekli talimatları verdim. Nihal Hanım'ın üzerinden Müslüman kimliği çıkacağından... işgalciler de bulsalar bizim haberimiz olacak. Dua edelim de cenazeyi denize menize atmamış olsunlar. Orhan Bey. Oo İrfan Bey, nasılsınız? Devleti Ali Osmani'nin bekası için duacıyız. Bizler de, bizler de. Şefiniz Edip Bey'in ölümüne çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Bu sabahtan beri emniyeti umumide yeni kısmı siyasi şefi siz olacaksınız diye bir havadis dolanıyor. Allah Allah. Bu sabah kimi görsem herkes aynı şeyi söylüyor. Tamamen dedikodu. Edip Bey'in yardımcısı olarak bu vazifeye sizden daha layık olabilecek biri yoktur. Şefinizin boşalan yerine geçersiniz. Merak etmeyin. Hayırlı günler dilerim. İyi günler. Hayırlı günler. Eyvallah. Hayırlı günler. Şaşılacak şey. Şu insanlar ne tuhaf. Ne oldu müdür? Hayırdır, bir hararetli gördüm seni. Benim Edip Bey'den boşanan kısmı siyasiye... amir olarak atanacağım dedikodusu yayılmış. Dedikodu değil İrfan Bey. Anlamadım. Emniyet-i Umumi'de en güvendiğimiz adam sensin. Hadi hayırlı olsun müdür. Latife ediyorsunuz herhalde. Kısmı siyasi İngiliz istihbaratının ele geçirmek için can attığı bir bölüm. Siyasi suçluların kontrolünün yapıldığı bu kısımda bizim teşkilatımızın elinde olmalı. Bu nedenle Emniyet Umumi'de sabahtan beri kulis faaliyeti yürütüyorum. Eyvallah olsun. Şimdi asayiş ne olacak? Asayiş bizde, merak etme. Sokaklar bizim. Yarın resmen vazifeye başladığınız açıklanacak. Ama ondan önce Edip Bey'in direnişçilerin listesini sakladığı yerden o listeyi almanız gerek. Zira yarından itibaren takip edeniniz çok olacak. O nedenle o listenin kimsenin eline geçmemesi gerek. Haklısınız. Ben bir an evvel gidip listeyi alayım. Hayırlısı. Hayırlısı. ...ile ilgili senden hala medet umuyor mu? Evet. Şimdi bu Bennett'i mutlaka avucumuzun içine almamız gerek. Çünkü İngilizlerin istihbarat dairesinin başına çok daha gaddar birini getireceklerini duydum. Bu iyi bir haber değil. Ahırdaki topal eşek, çayırdaki delik ısraktan iyidir. Bu gelenin huyunu suyunu bilmiyoruz. Kaymakam Bey, sen de bu İngiliz karargahının bir krokisi falan var mı? Hmm. Rahmetli Benliyan Efendi bir kroki göndermişti. Şuralarda bir yerlerde olacaktı. Hala. Peki. Hadi bana eyvallah. Kemal'e birinden bahsediyor efendim. Usura Kemal mi ne? Öyle deyip duruyor. Usura Kemal. Kemal Bey diye biri geldi efendim. Ağzından her çıkanı not almaya devam edin lütfen. Peki. Efendim.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk komutan. Gözün aydın. Lafı hiç uzatmadan mevzuya gireceğim. Senin otomat silahlardan haber geldi. Yarın göreve iade oluyorsun. Çok güzel bir sürpriz bu. Nasıl oldu peki? Üzümünü yiyeceksin, çekirdeği çıtlatacaksın, bağını sormayacaksın. O kadar da bizim marifetimiz. Şimdi komutan sen o boş resmi kağıdı aldın mı daireden? Aldım. Tamam, geç otur. Otur. Çok işim var, kusura bakma. Şimdi benim bu Paşazade dedemden kalan Silivri'deki çiftliğin hesapları geldi. Daha onları inceleyeceğim. Oradan gelen paraları alacağım. Kapalı çarşıya gideceğim. Altın alacağım. Paraların bir kısmıyla sarayın hazinesine senetle borç vereceğim. Geri kalanını da Banko Osmanlı Şahane'ye yatıracağım. Yani anlayacağın cam, cam da cam, cam, cam da cam. Bu arada senin işini hallederim. Sen yazıyorsun mu? Yazıyorum. İyi. İlgili makamı. Daha önce İngiliz ordusunun depolarından çıkan silahların bir kısmında imalat hatası olduğu tespit edildi. Biraz yavaş olsanız bir... Komutan şiir mi yazıyorsun sen de ya? Allah Allah. Çabuk hızlı işim var diyorum. Nerede kaldık? Ha. Tarafınıza satılan otomat silahların da seri numaralarından arızalı imalat oldukları anlaşıldı. Yaz 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 yaz. Hı. Silahların arızasız silahlarla değişimi için geri iade etmeniz lüzum göstermektedir. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. İngiliz Dairesi İstihbarat Komutanı, yazdın mı? Tamam mı? Yazdım ama ben de ne yazdığımı bilmiyorum. Yahu sen yaz, yaz ya. Allah Allah. At soyad da yaz. Hah, hala. Güzel. Çak imzayı komutan. Hah, şahane. Silahları en geç yarın elinde bil. Kendini de masa başında görevde. Bu kıyamı da unutma. Gözün insanlık görsün. Bir kahve istedik. Yok komutan, çok işim var dedim ya. Oo, cam, cam da cam, cam, cam da cam. Cam, cam da cam, cam. Ben seni... Cam, cam da cam, cam, cam da cam, cam, cam. Ben okumayı öğrenemiyorum. Aklını başka şeylere verirsen öğrenemezsin Kerimancığım. Abla sabah bir şaka yaptım sana, büyütüyorsun. Hadi mahalleye gidelim de Ahmet'i alalım. Hem biliyor musun, ben eniştemle konuştum. Ahmet'in bana gelip ders vermesine izin verdi tekrar. Enişten izin verse de Ahmet bugün gelemez. Neden? Nihal vefat etti. Ne? Neden? Bir sokak çatışmasında kör bir kurşuna kurban gitmiş işte. Abla, sen bana bunu neden söylemedin? Seni ilgilendiren bir mesele değil. Ne demek değil? Benim Ahmet'in yanında olmam lazım. Nihal Ahmet'in ablası. Ahmet şimdi nasıl üzülüyordur? Benim Ahmet'in yanında olmam lazım. Hadi mahalleye gidelim. Hiç olmazsa bir baş sağlığı dilememe mani olma. Tamam, gidelim. Hadi kalk. Hadi. Vay babam vay. Ulan üşenmemiş, bütün karargahın haritasını çıkarmış mübarek. Yalnız buraya girmenin mümkünatı yok arkadaşlar. Baksanıza her yerde devriye var. Gireriz baba dayı. Kafaya koyduk mu Allah'ın izniyle her yere gireriz. Yahu gireriz girmesine de nereden baksan 50 tane otomat silah. Onları çıkarırken araklanırız zannımca. Ne dedik daha önce? Kurt kafaya koydu mu sultanların sofrasından tavuk çalarmış. Gireceğiz arkadaş. Ahan da silahların olduğu binada burası. Eğer biz buradaki askerleri atlatıp buraya geçersek binanın arkasına gireriz. Arkasına insek ne olacak? Cephanelik binası burası, baksana. İçeri nasıl gireceğiz? Kapısı ana karargahın ana yoluna bakıyor. Şu iki bina arasından tırmanırım ben. Ama tek başına olmaz. Silahları aşağı indirebilmem için yanıma biri lazım. Ben seninle gelirim abi. Sen olmazsın koçum. Sen daha toysun. Bana tecrübeli biri lazım. Ya o Kemal, eski hırsızlardan kim kaldı? Ne bileyim lan kim kaldı? Bak kapıda kim duruyor? Tito mu? He. Ulan olur mu olur ha? Ne diyorsun baba dayı? Acık eğilip büküldü mü bu? Al, tepe tepe kullan. Eğildi de büküldü de. Tito.
Kemal abi. Şimdi sana bir görev vereceğim. Cici ile bir binanın tepesine çıkıp oradan içeri gireceksiniz. Sebep? Tüfen karaklayacağız. Tövbe. Ben hırsızlık yapmam. Tövbe ettim. Müslüman adam hırsızlık yapmaz. Lan bir sus be. Ne susacağım? Sen öğrettin. Ben sana hırsızlık mı yapıyorum? Cihat bu, cihat. İngilizlerin tüfeklerini araklayacağız. Tövbe tövbe. O zaman varım, varım. Aferin lan. Peki, şimdi beni iyice bir dinleyin bakayım. Yani duyan da ev kiralamayazayız, taray tutazayız zannedecek. Yani alt tarafı iki göz o da biraz düz kiradan. Olmaz. Size ev verdiğime şükredin. Öyle eve müşteri falan da almak yok ha. Sadece yatmaya geleceksiniz. Sen yani hem paraları alırım hem her şeyi karıştırırım diyorsun. İşinize gelirse. Tamam hanımım. Pazarlık yapacak durumumuz yok. Ayaklarımıza kara sular indi. Başka ev veren yok. Evinde eşyası var. Razı olalım gitsin. Haklısın. Birader, sen ne zaman boşaltıyorsun evi? Öğleyle ikindi arası gelin oturun. İyi. Al bakalım. İngiliz istihbaratı. Evini kiraladığın o kadın bir şüpheli. Eğer bu evi ona kiralarsan suçuna ortak olmuş olursun, zindanlarda çürürsün. Seni uyarıyorum. Bize karşı gelmek istemiyorsan evi kiralamaktan vazgeç. Bırakın. Hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk Ev abla, nasılsın? İyiyim. Keriman, sen de gelmişsin. Sen bizim evin yolunu bulur muydun? Ahmet için hususi geldim Nebbet teyze. Ona başsağlığı dileyeceğim. İlle tutturdu bana, muallimlik yapıyor. Bende hakkı var. Gidip taziye vereyim dedi. Doğru. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum demişler de. Ahmet yok be kızım. Sabah Kemal'le beraber çıktı. Ya. Bak, iyi insan da lafın üstüne gelir. O zaman ben bahçeye ineyim, biraz baş başa konuşalım. Olur mu? Baş başa şimdi nereden çıktı Kerimancığım? Olur, olur kızım. Gülnaz, geç içeri biz oturalım. Onlar da görüşsünler. Çok üzgünüm. Allah sabır versin. Sağ ol. Yanında olup seni teselli etmek istedim. İyi yaptın. İstersen biz de gidebiliriz. Eniştem sakinleşti. Yok, gelemem. Ders çalışmak için değil. Moralin düzelsin, birkaç gün sohbet ederiz. Kerime, bir süre ders için de gelemeyeceğim. Neden? Ben daha okumayı öğrenemedim ama. Kerimhan, bir müddet başka işlerim var. Zaten şu ana kadar çalıştığımız dersleri tekrar edersen okumayı sökeceğinden gayet eminim.
neden bana bunu yapıyorsun? Ama ben senin zor günlerinde yanında olup sana destek olmak istiyorum. Bak, bu mektubu senin için yazdım. Bir an evvel okumayı sök ve bunu oku. O zaman sana neden bunları yaptığımı gayet iyi anlayacaksın. Bir çuval inciri berbat ettim. Bir de kısmi siyasiye komiser olacağım. Hiç mi bir şey görmediniz İrfan Bey? Maalesef. Kağıdı elime alıp incelerken arkadan saldırdı alçak. O listeyi bulmamız gerek. Birçok vatanseverin adı vardı o listede. Kağıdı incelerken diyorsunuz böyle... Hatırınızda bir isim falan var mı? Onları ikaz etsek. Üzgünüm Hüsamettin Bey. Zaten liste şifreli yazılmıştı. Şifreli mi? Evet. Ona şaşırmıştım. Dikkatle kağıda bakarken o anda oldu zaten. Şu Edip Bey çok muhterem adammış. Terk-i diyar eylerken bile... Bize bir fayda sağladı. Eğer o liste şifreliyse bu bize zaman kazandırır. Ama ne yapıp edip o şifreyi mutlaka ele geçirmenin yolunu bulmalıyız. Zira dünyanın en iyi şifrelenmiş metinleri bile çözüldü. Nerede bu herif ya? Kasmis midir acaba? Kaçıp gitsen ne olur? Kirayı verdik. Kapıyı kırar gireriz içeriye. Aha, geliyor. Ha, geldi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Alın şu paranızı. Bu ne şimdi be? Ben vazgeçtim. Neden bu re? Ben başım belaya sokmaya hiç niyetim yok. Sen şimdi başını belaya sokacaksın. Tırmalayıveririm ben vallahi seni. Verdik paranı, daha ne istiyorsun? Siz gittikten sonra İngilizler geldi. Beni tehdit etti. Hele onlarla hiç başımı derde sokmaya niyetim yok. Kalk herif. Allah cezanı verecek seni. Bu kız günü bu İngilizler bizi sokakta bırakmaya kararlı Azizi. Haklısın hanımım. Ama ben sokakta kalmayacağım. Selamünaleyküm. Yedek silahlar getirdik. Birer tane alın. Sen değil Tito. Ayıptır sorması niye? Bende bir tane bile yok. Ahmet, al sen tak şunu eline. Yiğitler, hadi kazanız mübarek olsun. Eyvallah. Eyvallah. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Vural geldi mi? Yukarıda, hamamda hanım. Şimdi biz geç kaldık diye Vural hırgür çıkarabilirsen sakın kulak asma. Ben önceden gidip bir konuşayım. Sakinleştireyim. Tamam, tamam. Hay Allah. Bunu niye böyle bırakmış ki? Şimdi
kötü davrandığı için. Gönlümü almak istedi herhalde. Merhaba. Geldiniz demek. Keriman alışveriş yapmak istedi de dışarıdaydık. Bana hediye almışsın. Elbiselerini kaldırırken düştü. Madem gördün, o zaman bir sürprizi kalmadı tabii. Hı. Nasıl, beğendin mi bari? Çok güzel. Hangi kadın beğenmez ki böyle bir şeyi? Güzel. O zaman istersen takayım. Olur. Sen herkese. Cici, Cici, hadi. Hadi inşallah. Thank you.
garantiyi veriyorum Kemal abi. Sus. Ya o Kemal, tipimiz neler? Vakit yok. Vukuat yok. Ses çıkarırsak biteriz. Ne yapacağız o zaman? Ulan ayakta uyuyor bunlar be. Altından iki asker değil, koca İngiliz ordusu geçse ruhları duymayacak. Kertenkele olduk arkadaş ya. Ne yapıyorsunuz burada? Sohbet etmeye geldik. İndirsene silahları. He. Tamam tamam. Afiyet olsun. Biz çok acıkmıştık, başladık. Kusura bakma. Ziyan yok. Boynundaki yeni mi? Daha önce hiç görmemiştim. Ha. Evet. Evet canım. Nereden aldın? Hiç haberim yok. Ben almadım canım. Enişten getirmiş. Hediye. Nasıl? Beğendin mi? Çok. Eniştem hem çok bonkör hem de çok zevkli biridir. Teşekkür ederim. Yemeğiniz hazır. Peki, geliyorum. Hemen al şey. Buyurun efendim. Hoş geldiniz Orhan Bey. Şurada bir kum tabi. Buyurun oturun lütfen. Umarım bana iyi haberleriniz vardır. Size hem iyi hem de kötü haberlerim var. Önce iyi haber lütfen. Listeyi ele geçirdim. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz Orhan Bey? Bu listeden hiçbir şey anlaşılmıyor. İşte kötü haber de bu. Rahmetli Edip Bey çok akıllı bir adamdı. Bu listede Osmanlı'nın direniş gösteren siyasilerinin en önde gelenlerinin adlarını şifreli yazmış bu listede. Ben onu bunu bilmem. Bu listede yazanların kim olduğunu öğrenip elimle koymuş gibi bulup geberteceğim. Zira sayıları yüzü geçmez zaten ama bütün İstanbul'u karıştırıp beni engelliyorlar. O yüzden ne yapıp yapın bu listenin kriptosunun hazırlandığı şifreyi bulup bana getirin. Bu
için aşağı inmiştim. Ben giderken uyuyordu. Aşağıdayken kendine geldi herhalde. Bu iyi. Hemen yatağını alalım. Yardım et bana. Abla. Sen kapıyı aç bana. Kapıyı aç. Herkesin yüreğine sağlık. Tito senin de. Allah razı olsun Kemal abi. Sonunda bir baltaya sap olmanın huzuruna kavuştum. Ahmet nerede? İzin istedi. Abdesti gelmiş gönderdim. İyi. Biz Abdo ile gidip şu silahları Benet'e teslim edelim. Siz de Ahmet'le birlikte mahalleye dönün. Sen merak etme Kemal. Hadi yolunuz açık olsun. Yalnız bakın bu çocuk yaralı ha. Yaralı aslanın da ne yapacağı belli olmaz. Dikkatli olun. Sen hiç merak etme. Bizzat ben evine kadar bırakacağım. İyi. Hadi. Tatlım. Niye zahmet ettin? Halife yapardı. Bundan sonra akşam kahveleriniz benden. Afiyet olsun. Eline sağlık. Güzel olmuş ama. Komutan Bennett'le görüşecektim. Kemal Bey. Komutan Bennett. Söz verdiğim gibi silahları getirdim aşağıda arabada. Nereye yiyeceğiz? Hayret ne kadar çabuk. Vallahi ben de Rusların bu kadar çabuk olduğunu bilmiyordum. Evet nereye yiyeceğiz bunları? Aşağıda mahzen var benim adamım taşır. İyi beni bir yardım etsin. O zaman siz içeri buyurun. Hem ben size silahların parasını takdim edeyim. Hem de size bir sürprizim var. Bakalım beğenecek misiniz? İsterseniz sayabilirsiniz. Gerek yok. Size güvenimiz tam komutan. Bu da benim size sürprizim. Yardımlarınız karşılığında bunu hediye etmek istedim. Bu silahların bulunması için çok mesai harcadınız. Ben borçluk almak istemem. Güzel silah. Bende de çok silah var. Ama elbet bir gün bu da bir işe yarar. Bunun kurşunu yok mu komutan?
Kız alırken bile yanında çeyiz veriyorlar. Bir tane kurşun. Bir tane mi? Bir tane. Hayırlı geceler dostum. Sanırım biz henüz gerçek bir dost olamadık Kemal Bey. Niye? Öküz öldü, ortaklık bitti mi? Ha. Silahları teslim aldın. Benimle işim bitti, öyle mi? Bizim gerçek dost olabilmemiz için halletmemiz gereken bir mevzu var. Hangi mevzuymuş bu? Anceli mevzusu. O mevzuyu hallettik sanıyordum komutan. Daha önce de söyledim sana. İyi olan kazansın. Anceli kiminle isterse onunla evlenir. Ona ben karar veririm Kemal Bey. Bakın, ben sizin evinize Anceli ile birlikte geldim. Size teşekkür ettim Anceli'nin hayatını kurtardığınız için. Hatta Anceli'nin benim hayatımda ne kadar büyük önem taşıdığını da anlattım size. Siz buna rağmen gidip Anceli'ye evlenme teklif ettiniz. Kemal Anceli'ye nasıl evlenme teklif eder? Bakın, daha önce de söyledim. Bir kızı 100 kişi ister, 1 kişi alır. Demek öyle. O zaman bana şunu lütfen izah edin. Siz Anceli'ye nişanlınız gider gitmez evlenme teklif ettiniz. Nişanlınızın nereye gittiği belli değil. Nişanlınızın nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Başına ne gelip ne gelmediğini bilmiyorsunuz. Yoksa siz Anceli ile evlenmek için nişanlınızı yok mu ettiniz? Ne diyorsun sen komutan? Nihal'im bu durumla ne alakası var? Ben Anceli'yi Nihal'den önce tanıyorum. Size şimdi anlatamayacağım mevzular var. O yüzden evlenme teklif ettim. Bunları duyacağıma keşke olsaydım. Ne duruyorsun komutan? Yukarıda biri düştü. Kim düşerse düşsün. Hizmetçilerden biridir. Biz sizinle Anceli mevzunu konuşuyorduk. O mevzu kapandı. Böyle ayaküstü konuşulacak mevzu değil. Daha önce de söyledim. İyi olan kazansın. Anceli kim isterse onunla evlenir. Biraz su ister misin? Ver bana, elime ver. Ha. Elime dök. Oh, bir daha. Oh, oh be. Ömrüne bereket birader. Hayır efendim. Sandalyeye çarptım, sandalye devrildi. Tamam. Abdullah Bey. Oo, isim Abdullah ha birader. Yo, benim adım Kazım. Abdullah Bey. Tabii tabii, işimiz şimdi bitti. Hadi o zaman gidelim Abdullah Bey. Thank you.
kahretsin, kilitli kaldım ya. Azizi, Kalisto. Ay, ben düşündüm de bu kızlar hep burada kalamaz. Hadi bu gezeyi idare ettik de pek yerin ne olacak? Bu komitan da bize rahat vermeyecek. En iyisi kızlara kalacak bir yer bulalım biz. Anzeli, ben burada kalmaya razıyım. Sokakta da yatarım, sadırda da. Hiçbir yere gitmiyorum. Sağ ol Kalisto. Hanımım, benim yerim zaten senin yanın. Bilirim Aziz, sağ olasın. Her dakika burada kalacak değiliz ya. Belki bir yeri olan vardır. Kızlara söyleyelim de gitmek isteyen gitsin. Yani benim kimseye böyle bir eziyet sektirmeye hakkım yoktur. Anzeli. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ne yapalım zannim? Bahçede böyle güzel güzel sohbet ediyoruz. Onu görüyorum da bu ne? Buna çadır deniyor. Sen bizi sokakta bırakınca biz de kendi imkanlarımızla çadır kurduk. Yani sokakta kalan insanlara Hilal Ahmer bile çadır veriyor. Olmaz. Yasak, bunu yapamazsınız. Sen karışamazsın. Burası benim evimin bahçesidir. İstediğimi kurarım ben. Madam Anceli, bu bahçede kalabilirsiniz ama buraya çadır kuramazsınız. Teğmen, neden bu kadar kızıyorsunuz hiç anlamıyorum. Yoksa Sadır'ın ismini hiç merak etmiyor musun? Hadi gel, sana Sadır'ı göstereyim. Naz yapma. Kızlar, müsaade ederseniz Seymen'e Sadır'ın ismini göstereceğim. Ne oluyor canım şimdi böyle? Ben hiçbir şey anlamadım. Ne olacak canım, besbelli. Azimat da kara göz oluyor. Kalisto, lambayı söndür. Hadi kızlarım, hadi. Hadi gelin, geçelim. Aşağıda mışıl mışıl uyuyor. Benim de uykum var. Ben de yatacağım zaten. O zaman neden uyuttun ablanı? Ne oldu, ne bu surat? Sanki bilmiyormuş gibi bir de soruyor musun? Ha. Sen Gülnaz'a aldığım hediyeyi kıskandın. Bana alacağını söylemiştin. Gidip onu aldın. Gerçekten sana almayacağımı düşündün? Gülnaz bizden şüphelenmesin diye ona da bir tane aldım. Aynı senin Ahmet'e yaptığın aşk oyunu gibi düşün. Gülnaz bizden şüphelenmesin diye sen Ahmet'e aşık olduğuna inandırdın. Ben de aynı hediyeden bir tane de Gülnaz'ı aldım. Açmayacak mısın? Gülnaz'ınkinden daha güzel. Thank you.
Kalisto. Ne faydan dokundu acaba bize? Durduk burada biz. Kendi eserde temennasında. Biz burada tavuklar gibi sokulduk birbirimize. Yine de ısınamadık. Alev alev kendisi eserde sükü. Siktirler. Allah seni kahretmesin Kalisto. Sen ne yaptın Allah aşkına Kalisto sabaha kadar bu herifle? Ne yapacağım canım? Allah Allah. Temin'i sabaha kadar ikna etmeye çalıştım. Dondik burada, dondik. Bir sadırımız var dedim, onu da bize bırak dedim. Ama adam domuz gibi sıktı. Sabaha kadar ikna olmadı. Ama sonunda dediğimizi yaptırdım. Oh. Hadi aferin. Oh. Hadi içeri girin, hastalanacağız vallahi. Emeğine sağlık kızlarım, hadi. Emeğine sadırımız oldu. Vallahi yoktu. Hem de ortasında kocaman direği var. Kaymakam Bey, Kemal Bey geldiler. Al içeri. Başüstüne. Buyurun Kemal Bey. Selamun aleyküm. Kaymakam Bey, parayı getirdim. Buyur. Tamam. Sağ ol. Hayırdır ya? Ne oluyor? Yoksa... Nihal'in cenazesini mi buldunuz? Yok. Yok da... Sana söylememiz gereken bir şey var Kemal. Kısmı siyasi şefi Edip Bey vatanseverlerin bir listesini tutuyordu. İngilizler de bu listenin peşindeydi. Edip Bey rahmetli olunca İrfan Bey bu listeyi sağlam bir yere saklamak için aldı. Ne yazık ki vahim bir saldırıya uğradı. Listeyi aldılar. Şimdi korkarım liste şu anda İngilizlerin elinde. Ne diyorsunuz Kaymakam Bey ya? O zaman bir sürü vatanseverin hayatı tehlikede. Ne yazık ki o listede senin de adın var Kemal. Yani senin de hayatın tehlikede. Ya bizi geç müdür bey. Bizim zaten hayatımız bıçak sırtında. Ama o listedeki vatanperverlerin hepsini paketler şimdi bu İngilizler. Komutan evde mi? Evde. Çağırır mısınız lütfen? Efendim, arabaya getirdim. İsterseniz silahları yükleyelim. Silahlar mahzende. İşte bunlar. Peki efendim. Bunları karargaha teslim ettiğimiz zaman ben görevime iade edileceğim. Buradaki silahlar sandıklara yerleştirilecek ve karargaha teslim edilecek. Emredersiniz efendim. O zaman anlayacaklar Berat'in neler yapabileceğini. Bunları sandıklara yerleştirin. Kollarında uyudum. Çok güzeldim. Gülnaz. Merak etme. Mışıl mışıl uyuyor. Öyle mutluyum ki. Artık seninle en büyük hayalim gerçekleşti. Ben de. Ben de çok mutluyum. Bana bütün hayatım boyunca yaşamadığım bir gece yaşattın. Sen de bana. Dün gece hiç bitmesin istedim. Thank you.
Bir şey söyledi mi? Hayır efendim. Kemal, ustura Kemal. Farklı bir şey yok. Bir daha hiç kendine geldi mi? Hayır efendim. Ustura Kemal. Yapma. Yapma, ne olur yapma. Ustura Kemal sana ne yaptı? Ustura Kemal beni vurdu. Onun adamları vurdu. Kemal beni kurtar. Ne oluyor? Neredeyim ben? Siz kimsiniz? Nehal Hanım, sakin. Sakin olun lütfen. Komiser Mehmet. Ne işin var benim burada? Yaralanmıştınız. Ben de sizi kendi evime getirip tedavinizi üstlendim. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Olayları hatırlıyor musunuz? Ustura Kemal'i nereden tanıyorsunuz? Şimdi hatırlıyorum. Ustura Kemal mi ne? Beni o vurdu. Peki Paşazade Kemal? Onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Beni Fransa'da biliyor. Yalvarırım. Yalvarırım, burada olduğumu söylemeyin ona. Ne olur. Hemşerim, ben gelene kadar siz sakinleştirici cevap verin. Uyusun. Hazır efendim, silahları yükledik. O zaman gidelim. Santral. 19.41'i bağlar mısınız? Çok mühim. Acele edin ne olur. Alo. Kaymakam Bey. Benim Nihal. Nihal? Gerçekten sen misin kızım? Benim. Çocuklar nasıl? Çocuklar çok iyi. Çok şükür Kemal onları kurtardı. Seni öldü biliyorduk. Nihal. Benim. Biliyordum. Yaşadığını biliyordum. Neredesin? Söyle. Söyle, hemen geliyorum. Kemal. Ben yaralandım. Şimdi Bennett'in evindeyim. Beni bir türlü bulmuş, evine getirmiş. Bana söylemedi. Boş ver şimdi onu. Çok mühim bir şey öğrendim. Şimdi hemen onu size anlatmam lazım. Gizlice arıyorum zaten sizi. Dün akşam bir adam Bennett'in evine gelip ona bir liste verdi fakat... Liste şifreli olduğu için çözemiyorlar. Şifrenin peşindeler. Onlardan önce şifreyi ele geçirmeniz lazım, bulmanız lazım. Buluruz şifreyi. Mühim değil, boş ver. Ben hemen gelip seni oradan alıyorum. Kemal, lütfen sakın yapma. Benim burada Bennett'in evinde kalmam lazım. Bu listeyi masasında bir çekmeceye kilitledi. Burada olursam eğer o anahtarı ele geçirip listeyi alabilirim. Nihal, ben seni orada bırakmam. Hem seni hem de o masayı oradan almasını bilirim ben. Kemal. Lütfen. Burada olduğum müddetçe size istihbarat verebilirim. Peki.
O herif ya sana orada bir şey yaparsa? Merak etme, yapamaz. Beni elinde bir koz olarak tutuyor zaten. Kapatmam lazım. Birileri geliyor. Kapattı. Ya Kaymakam Bey, kusura bakma. Telefonu da elinden öyle aldım ama Nihal olduğundan emin olmak istedim. Mühim değil Kemal. Nihal yaşıyor ya, gerisi mühim değil. Allah'a şükürler olsun. Vicdan azabı çekmekten kurtuldum. Nihal'in anlattığına göre sizin bahsettiğiniz liste çoktan Benet'in eline geçmiş bile. Ama şifreliymiş. Çözemiyorlarmış. Şimdi de şifrenin peşine düşmüşler. Bunu bildirmek için hayatını tehlikeye attı Nihal kızım. Helal olsun ona. Şifreyi bulmamız gerekiyor. Nerede olabilir bu şifre? Siz bana bu listenin aynısından bir tane daha yapabilir misiniz? Neler geçiyor aklından? Bakın, biz o listenin peşine düşeceğimizi, o listenin aynısından bir tane daha yapıp Bennett'in elindeki listeyle değiştireceğiz. Ama o listeye ne kadar vatan haini, haysiyetsiz, vatanı satmış kim varsa yazacağız. Bennett de onların peşine düşecek. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Çok akıllıca. Bu işi ben halledebilirim. Bennett'in elindeki o listeyi gördüm. Aynısını yapacağım. Ama isimler farklı olacak, dediğin gibi. Aynen. Hadi bakalım Müdür. Öf! Daha okumayı öğrenmeden mektup yazmış bana. Besbelli zorlamak istemiş işte seni. Okumanı geliştirmen için yapmış Kerim'e. Abla, sen okur musun mektubumu? Yok, olmaz. Başkasının mektubu okunmaz. Hadi ama çok merak ediyorum. Hem bu benim ilk mektubum. Hadi oku. İyi, hadi ver. Sevgili Keriman, nereye gidersem kalbimde ve ruhumda seni de birlikte götüreceğim. O yüzden sana bu mektubu yazmaya karar verdim. Okumayı söküp bu mektubu okuduğun zaman ben belki de çok uzaklarda olacağım. Ama sen de benimle birlikte kalbimin en derin yerinde olacaksın. Keriman, bu çocuk çok romantik ve sana çok aşık. abla devam et başka. Tamam, sabırsızlanma, ediyorum. Eğer bir gün dönebilirsem yanına, seni hiç bırakmayacağım. Ölene kadar seni mutlu bir şekilde yaşatmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ve sana söz veriyorum, kalbimde senden başka hiç kimsem olmayacak. Ancak gittiğim yolda hayatımı kaybetme ihtimalim de var. Bu kadar mı? İşte bu kadar. Seni ebediyete kadar sevecek olan Ahmet. Bu ne şimdi? Nasıl mektup? Evlenme teklifi mi? Ayrılık mektubu mu? Odama gidiyorum ben. Ablamın ve babamın öcünü almadan senin karşına çıkamam. Bunun için elime bir fırsat geçti. Kemal abiyle beraber çıkacağım bu yolda elbet o Bennett denen adama ulaşacağım. O benim baş düşmanım. Bennett'i ilk fırsatta kendi canım pahasına da olsa öldüreceğim. Bu benim namus borcum. Allah'ım, neler geçiyor bu çocuğun aklından ya. Silahlar burada. Size bana bir komplo hazırlandığını söylemiştim Sayın Armstrong. Haklı çıktım. Nereden buldunuz silahları? Unutuyorsunuz galiba. Ben İngiliz istihbarat subayıyım Sayın Armstrong. Bunları bulmak benim vazifem. İşinizin erbabı olduğunuzdan hiç şüphem yok komutan beyiniz. İşin aslı Sayın Armstrong, biz aramızdaki hainlerin oyununa geldik. Benyan Efendi ölmeden önce bana bir tuzak hazırlamış.
Gizli bir çalışma neticesinde hainin planını ortaya çıkarmış olduk böylelikle. Ben bununla ilgili açıklamaları daha sonra yapacağım. Tekrar görevinizin başına dönmeniz için kapsamlı bir rapor hazırlayacağım. Bana kalırsa şimdiden üniformanızı giyebilirsiniz. Ulan kazık kadar adamlarsınız be. Ne demek Ahmet yok? Baba dayı doğru söyler. Tespih mi bu? Böyle sallarken kaybedeceksiniz onu. Ya bütün gece aradık. Ayaklarımıza kara sular indi. Arayacaksınız kardeşim. Niye geldiniz buraya? Çocuk zaten kaçak. Vallahi sizin bu yaptığınızı kimse yapmaz. Çocuk size emanetti be. Ya bu kadar üstümüze gelmeyin abiler ya. Nereden bilelim biz adamın kaçacağını? İşemeye gidiyorum diye gitti. Sırra kadem bastı adam ya. Allah ölmüş zaten çocuğun. Ha? Nereden yüreği yaralı? Nereden bileceksin kötü bir şey yapmayacağını Ahmet'in? Allah Allah ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Kemal. Hayırdır baba dayı ya? Ne oluyor? Sesin taş eşmenin oradan geliyor. Ne olmuş Ahmet'e? Anlatsanıza hadi nasıl anlatacaksınız? Anlatın hadi. Ne olmuş Ahmet'e? La konuşsanız oğlum. Maalesef Ahmet'i kaybettik abi. Ne demek ulan Ahmet'i kaybettik? Ulan maymun maki. Ölüm haber verir gibi söylemesene. Adamın yüreğini indireceksin. Ağrasan, sen anlat şu mevzuyu. Ne oldu? Dün senden ayrıldıktan sonra ihtiyacını gidermeye gitti ya. Meğersem kaçmış. Nasıl kaçmış lan? Bekledik bekledik gelmedi. Sonra aradık bunu her yerde ama bulamadık. Atlatmış bizi. Kim bilir nerede? Ulan işe bak arkadaş ya. Biz çocuğa müjdeli haber verelim diyoruz. Çocuk ortadan kayboluyor, iyi mi? Kemal, nedir o müjdeli haber? Millet Nihal yaşıyor. Hay Allah! Çok şükür ya Rabbim. Ya şükür Allah ya. Yaşıyormuş gördünüz mü? Oh ya Rabbim. Afto, şimdi benim içime kurt düştü. Bak, ne yapıp edip gidin bulun şu Ahmet'i. Bulun, müjdeli haberi verin. Ben de gidip Nihal'le görüşmeye çalışayım. Haydi. Hey Allah ya Rabbim. Geri gel hadi. Yürü. Vay 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 vay. Komutan Bennett. Niye geldin? Senin yüzünden nasıl bir sefalet içinde yaşadığımızı görmeye mi geldin? Hayır Anceli. Sana çok güzel bir haberim var. Benim için en güzel haber senin buradan askerlerini alıp defolup gitmendir. Anceli biliyorum bana kızgınsın. Ama şu inadını sürdürmemiş olsaydın şimdi bu halde olmazdın. Neyse. Ben görevime iade edildim. Bana ne bundan? Sevinmedin mi? Aa, çok sevindim. Ben tebrik ederim yani. Büyük başarı senin için. Eğer teklifimi değerlendirirsen bu sefaletten kurtulabilirsin. Hem de hemen. Komutan, sen beni anlamadın herhalde. Bizde laf ayızdan bir kere sıkar. Ben de yazayım dedim. Sen gene de bir daha düşün. Ben bu gece benim evimde göreve iade edildiğim için bir yemek veriyorum. O yemekte seni yanımda kolumda eşim olarak görmek istiyorum. İnan çok mutlu olurum. Mutlaka gel Anceli. Hoşça kal.
Burada bu evi uçuracak kadar cephane var. Seni geberteceğim aşağılık herif. Ne o üzerine titrediğin cephanen kalacak, ne de bedeninden bir parça. Sen yeter ki eve gel. Benim vatanıma canım feda. Hoş geldin. Erkencisin. Akşama davet var. Komutan Bennett'in evine gidiyoruz. Ben de gelecek miyim? Elbette. Elbette. Ben hazırlanmaya çıkıyorum. Siz de hazırlansanız iyi olur. Ben en güzel elbisemi giyeceğim. Bence sen de en güzel elbiseni giymelisin. Kerimancığım lütfen. Ne de olsa Paşazade Kemal Bey de orada olur. Aslında ona söylemem gereken mühim bir şey var. Niye? Yoksa Kemal abiyi göreceksin diye sevinmiyor musun? Çok mühim değil. Neymiş o mühim şey? Hadi hazırlanmaya başla, enişteni kızdırmayalım. Hanımım. Kemal, iyiyim. Anjeli, ne bu hal ya, hilkat garibesi gibi? Sorma Kemal'im ya, boş ver. Ne demek boş ver? Ya madem sokakta kaldınız, niye bana gelmedin? Kemal'im, senin zaten basında bin bir türlü dert. Bir de benimle mi uğraşacaksın? Sen hoş geldin, boş ver şimdi bunları. Oturacak bir yere bulayım ben sana. Kızlara oturacak bir yere verin Kemal'ime. İstemem, 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 istemem. Anjeli. Senden yardım istemeye geldim. Her zaman senin istersen yaparım, bilirsin. Peki. Bennett'in evine gitmeni istiyorum. Hoppala. Sana bir yardım ederim dedim ama her yardımın içinde de Bennett'i istersin Kemal sen. Nihal yaşıyor, ölmemiş. Hüseyin'si askine. Kız 9 zanlı sanki. Tamam, öyle bakma sen, öyle bakma. Yani lafın gelişi öyle söyledim. Ya Sadina, çok sevindim ben onu. De Bennett'le ne alakası varmış bu Nihal'in zani? Bennett Nihal'i bulmuş, evinde saklıyor. Sen Bennett'in evine gidip onun hakkında malumat alacaksın. Bu akşam olmaz. Niye? Buna rütbesini geri vermişler. Bu da evinde parti yapıyormuş efendim. Bak. Ulan insanoğlu çiğ süt emmiş işte. Bak beni çağırmadı. Sayılmaz o ama beni çağırdı. Ben de dedim ki kesinlikle gelmeyeceğim senin o partine dedim. Tamam, çok güzel. Birlikte sürpriz bir ziyaret yapacağız. Bu parti işi iyi oldu Anjeli, güzel. Hadi, şimdi sen üstüne bir şeyler giy. Kemal'im üstümde ne olacak? Gördüğün neyse odur, hazırın içinde bir şey yok ki. Ya böyle gidilmez ki şimdi davete. Gidilmez tabii de sokakta kaldık böyle, ne yapayım? İçeride değil mi her şey? Aziz, topla kızları, girin içeriye. Hadi, hadi girin içeri. Şunları da kaldır ortalıkta. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Umar Bey, iyi akşamlar. Nasılsınız Gülnaz Hanım? Siz de hoş geldiniz hanımefendi. Baldızım Keriman. Öyle mi? Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum Komutan Bennett. Bahsinizi çok duymuştum. Eğer bana da sizin varlığınızdan haber vermiş olsalardı, şimdiye kadar çoktan tanışmış olurduk.
Keriman hastaydı, o yüzden pek fazla dışarıya çıkamadı. Öyle mi? Geçmiş olsun. Geçti. Artık çok iyiyim. O halde bundan sonra sık sık görüşeceğiz. Elbette. Buyurun. Uzun uzun sohbet ederiz. Üstüne biz de Kemal'le gelelim dedik. Ne kadar iyi ettiniz. Buyurun, sağ olun lütfen. İzninizle Kemal Bey'i biraz alabilir miyim? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz Kemal Bey? Ne, bozuldun mu komutanım? Ama asıl benim bozulmam lazım. Benim sayemde hem rütbeni hem mevkini geri aldın ama davete beni çağırmadın. Bu konuda haklı olabilirsiniz. Ama söz konusu Anceli olunca her şey değişir. Merak etme. Anceli hala benim evlenme teklifimi kabul etmedi. Komutan, bakıyorum hiç vakit kaybetmeden üniformanızı giymişsiniz. Giydim Anceli. Sen beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun? Hangi hususta? Ben seni buraya çağırıyorum. Sen buraya Paşazade Kemal'in kolunda geliyorsun. Beni Paşazade'nin kollarına sen atıyorsun. Farkında değil. O ne demek o? Sen beni böyle zorla elde etmeye çalışıyorsun ama beni böyle dize getiremezsin Bennett. Beni çileden çıkartma. Çileden çıkarsan ne olur? Gülnaz Hanım, siz aklımdayken bir şey soracaktım. Tabii, buyurun.
İyiyim. Çekmecenin anahtarını buldum. Liste çekmecede. Orta çekmecede. Listedekilerin kim olduğunu öğrenince aklını oynatacak Benet. Öyleyse vazife tamam. Vazifen tamamsa artık gidebiliriz. Ben hiçbir yere gitmiyorum Kemal. Ben de seni almadan hiçbir yere gitmiyorum Nihal. Sen kiminle geldiysen onunla git bu evden. Ben seninle sadece vazife adına bir alaka içerisindeyim. Vazifemi de yerine getirdiğime göre bundan sonra seni ilgilendirmez. Nihal inat etme. Beni rahat bırak Kemal. Sen beni bir parça olsun düşünmedin. Benim seni bırakıp gitmemi fırsat bilip hemen Anceli evlenme teklifi yaptın. Evlenmekte haklısınız tabii. Ne de olsa sizin Anceli ile bir çocuğunuz var. Bu durumda sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. O yüzden beni rahat bırak. Ben burada kalacağım. Bundan sonra benim için önemli olan tek şey vatana hizmet. Burada düşmanımın evinde kalacağım. Ve öğrendiğim tüm bilgileri vatan için çalışanlara anlatacağım. Seni arıyordum. Seninle çok mühim bir mevzuda konuşmam lazım. Mevzu Ahmet'le ilgili. Ahmet'le mi? Hı. Sanırım bir delilik yapmak üzere. Nerede? Bilmiyorum. Kerim ana bir mektup bırakmış. Ben de orada okudum. Tamam. Bahçeye çıkalım. Orada daha rahat konuşuruz. Abiyle birlikte çıkacağım bu yolda elbet bir gün o Benet denen adamla karşılaşacağım. O benim baş düşmanım. Kendi canım pahasına da olsa onu bulup mutlaka öldüreceğim. Bu benim namus borcum.
beni de öldürecek. İyi ama nerede? Buralarda bir yerde.